Herkese merhabalar. Selamlar herkese. Evet dostlar, nasılsınız? Allah'a şükür bizler iyi olmaya çalışıyoruz. Bugün bahçemizdeyiz. Bayağıdır buraya bakamadık. İşlerimiz vardı. Biraz onlarla uğraştık. Çocukların okullarıydı falan filan derken bahçeyi biraz imal ettik. Bahçemizde bayağı bir sıkıntılarımız var. Bu lahanalarımızın dün vardı yaprakları. Ya bunlar gibi. Sabah bir kalktım, oradan bir baktım yaprakları yok. Meğersem altlarını tırtıl vurmuş. Şöyle görüyorsunuz bir sürü. Bunun iki çözümü var. Ya külden besleyeceksiniz üstünü, kül öldürüyor. Yani yok ediyor. Ya da bir ilacı var, o ilacı atacağız. Yani sadece bunun üstüne atıyorsunuz, sebzelerinize değil de yapraklarını atıyorsunuz. O ilaç onları kurutuyor ve yok ediyor. Yoksa hiçbir şekilde yenmez hale gelecek bunlar. Tamamen gidecekler. Önce bir kül atacağız. Ondan sonra baktık külle de olmuyor, başa çıkamıyoruz. Birkaç yaprak daha giderse bu sefer onun ufak bir ilacı var böyle. Bir şeyin içine sıkıp üstüne sıkıyorsunuz yapraklarının. O altındaki o tırtılları, böcekleri öldürüyor. O zaman işe yarıyor. Öbür evimizde yapmıştık hatırlarsın belki Özlem. Evet. Yani artık başa çıkamamıştık külle. Olmamıştık külle. İlaç kullanmıştık ama bunlar bayağı bir Bak şu yapraklı da var, çok fena. yumurta bile bırakmışlar artık yani. O derece Bak olmuş. önündeki yaprağın altına bak. Var. Evet. Yani bu güzel bir şey değil çünkü biz emek verdik, bunları ektik. Tabii. Yani geçen de diyordum, o yüzden bunları parça parça diye kıyalım bari dedim ki buzluğa atalım. Çorba yaparız falan. Çünkü hani sarmalık o kadar yok olmadı burada. Patlıcanlarımız bayağı bir solmuş. Hepsinin üstünde çiçekler var ama yaklaşık bir haftadır sulamıyoruz. Evet. O yüzden solmuşlar. Hani bu tarafa doğru bakamadık da geçemedik de. Domateslerimiz bayağı bir kızarmış ama yıkılmış hep. Onlara kazık getirdim biraz kalın kazıklardan. Kalın kazık çakacağız. Otları yolacağız. Ve patlıcanların altlarını falan çapalayacağız. Evet, yani bugün biraz bahçede Evet, uğraşacağız. bugün biraz bahçede Evet, hemen uğraşacağız. camımızın önünde bahçeden ayrı bir yerde bu şekilde kabak vardı. Biz bunu sulaya sulaya bayağı bir büyüttük. Biz bunu önce bir salatalık sandık da Evet, sonra salata salatalığa benziyordu sanmıştık. küçükken de salatalık değilmiş yani kapak kuşbak orada bir Evet, tane şöyle vermiş vereyim. tatlıydı. Ay, göstereyim. Vermeye başlamış. Buradan da verim alırız. Değil mi Gökcan? Evet. Hallederiz. Buraları tamamen kapattık biz bu arada. Evet. Burası bizim balkonumuz biliyorsunuz. Balkondan buraya çıkış vardı. Kapattık. Bu tarafı da yan tarafını da kapattık brandayla böyle. Mükemmel oldu. Hem kış balkonu gibi oldu. Kış bahçesi. Ocağın olduğu yer burası. Kış bahçesi gibi oldu. Kış balkonu gibi. Ayrıca balkon artık bir 15 günde de yıkamıyoruz. Evet, çok iyi oldu gerçekten. Yani çocuklar buraya girip çıkmaktan ya da biz girip çıkmaktan çamur oluyordu. Artık olmuyor. Yıkamıyoruz balkonda yani. Evet. Su tasarrufu yapmış olduk Çok bu iyi arada. oldu. Sudan tasarruf yapmış olduk. Burada mevsimi geçiyor ama bunlar daha patlıcan verir bize. Tabii. Bakarsak verir. Şu alttaki şeylerini aldım hep bak. Alıyorum yani. İnternette de izledim. Altları biraz çıplak bırakman gerekiyor. Alt dallarını şu şeyden almam gerekiyor. Filizleri. Kurumuşları. Önümden geçti. Tahta ve şey. Bir oranı. Keser. Ama önce bir ayıralım şunu bir. Ay, kırıldı be. Ya. Çok şey tutma. İki kök mü acaba? Gidiyor biliyor musun? Hemen gidiyor. Bu tarafa gelsene bir. Bak bu bırakamıyorum. Çok ağır bu. Şöyle. Buradan bir de şuradan. Bayağı domates var üstünde baksana. Altlarda bir Altlar dolu zaten. Bunları var ya, nasıl yapacağız biz bunu?
şuraya bir yere çakalım kızı. Dur. Yoğunluk o tarafta zaten. Sen şunu da bir tut Özlem. Ben şuraya bir kalıp çakalım. Kokusu mükemmel yalnız. Sen ne yapayım? Kesin. Şurada. Ne oldu ya? Ne oldu güzel? Öteki şey, arkadakiler havluyor, ona havluyor herhalde. Şöyle. Uyuyacağız artık. Öyleyiz. Ben yiyeyim. Şöyle tut. Ama sıkma. Sıkma da. Dalardan tut. Gidiyor ya. Hemen gidiyor. Çünkü dallar basmış hep. Bu arada şuradaki domates şeyi kökü o taraf. Çok basma. Kırdın. Ben mi kırdım? Ya da ben sallamadan gitti. Sallamadan gitti. Direkt böyle yapıyorum. Üste ip geçiriyorum sonra. Kaymasın diye. Şimdi gözüme. Bu öbüründen de karışık. Şuna baksana çiçek var. Hala çiçek veriyor. Ben açıyorum, sana vereyim yine. Tamam. Dur, kırılma, dur. Kırılmasından korkuyorum. Çok domates var. Evet, bayağı var. Çekeyim mi bu sopayı? Çekemezsin sopayı da. Şey var. İp bağlı alttan. Şöyle salacağız artık. Yapacak bir şey yok bu kadar. Şöyle salacağız. Bu zaten gitti. Yok. Güneşe koysak kızarmaz mı acaba? Yok yok, sen bunları çok bak, çok dökülen var. Aa, turşu yaparız. Turşuluk yapacağız bunları, turşuluk. Bak, var, elimde de var, burada da var. Tamam. Şöyle koy bir yere, bak orada da var. Toplar ses. Onları turşuluk evet. Yapacağız. Tutuyorsun öyle. Lan ne kadar çok domates varmış. Var, var. Bu mu parmağını? Evet. Şöyle. Sakın bozmuyorsan bozmuyorsan. Bırakmıyorsun. Bu kafadır. Geldi. Biraz bol bırak orayı. Bırak orayı. Evet. Ben çok bırakmayayım şimdi. Bunun aşağı kalmamasını sağlayacak bu. Gördün mü? Bırak şimdi. Bırak.
Tebrikler. Evet, iki fide domatesimizi diktik ayağa. Şu şekilde göstermek istiyorum. Odunlarla sabitledik. Bu şekilde diktik. Üstlerinde bayağı bir domates var. Arada dökülenler oldu. Onları da turşu yapmak için kullanacağız. Şöyle kırmızılaşmış zaten. Daha da kırmızılaşıyor yani. Bayağı domates verimi alacağız buradan değil mi? Evet. Şu taraflarda da var. Onları da ayağa dikeceğiz tabii. Gökcan. Şurada bir tane küçük var. Onu şu ondan çıkandan çakabilirsem çakayım yere. İnce bir çıtayla. Bir tane küçük var. Ama ot bürümüş. Şimdi birazdan otları da yolacağız. Evet, otları da yolalım. Şimdi şöyle. Bunun yeter. Toprağa geldiği için kuruyor hayatım bu yaprakla. Olabilir. Niye kuruyor dedik ya, az önce baktım internetten. Toprağa değen yaprak kuruyormuş. Ondan dedik. Şurada bir parçası var, onu vereceğim mi? Hangisi? Şu. Bahçe biraz temizlenmesi lazım. Temizlenecek. Şurada da yeni biberler çıkıyor. Bu arada acı biber bunlar. Acı biberler. Şurada bak yuvarlak var. Nerede? Şurada kırmızılaşmış. Kırmızılaşmış burada. Evet. Burada bak yuvarlak yuvarlaklar da var. Aa, burada da var bir tane yeşil biber. Bu da mı kırmızılaşacak acaba? Onun yanında da var. Onlar da var. Acı biber bunların hepsi özü. Evet. Neyse, onları da bir düzenleyelim. Ne oldu? Gülüyor musun sen? Nerede masa? Hı? Uy maşallah sana. Aferin, uslu uslu dur burada, tamam mı? Tamam. Doğru efendim, bu şekilde. Evet, evet, altlarını çıplak bırakacaksın. Demek ki sen külle atıyordun. Külle attığın için koruyordu otlatırlardan. Ben sana en son külle atma dedim. Yeter biraz kalsın dedim. Ondan sonra bastı demek ki. Demek ki neymiş? Kül gayet güzel koruyormuş yani. Oh, çok güzel çapalıyoruz. Güzel oluyor. Ama bir tane de orayı çapalayayım. Alalım suyunu verelim.
Kanal bozulduğu için su yürümüyor. Hı? Kanal bozulduğu için su yürümüyor. Mecbur oturmadan bizi tutmamız lazım. Kanalın başına koydun mu yürümüyor su. Çapa yaptım ya. Ha. Ay. Yoruldum ha. Bakayım nasıl da bakıyorsun. Yalnız var ya tadı efsane. Böyle toprak kokusu karışımı falan mükemmel yani. Afiyet. Evet, bahçemizi güzel bir şekilde halletmeye çalıştık. Şimdi Gökcan su veriyor. Önündeki patlıcanların yapraklarını alttan fazla almak istemedik çünkü altlarda bile çiçekleri var. Çiçekler var, evet. Bozmak istemedik. Bu çiçekler patlıcana dönecek çünkü. Evet. Bu şekilde domatesleri hayal ettik. Bu taraftakileri komple soyduk. Evet. Şu taraftakiler de öyle soyduk. Domateslerimizi ayağa diktik. Mecbur böyle suluyorum. Kanal vardı burada ama çapa yaptığım için kanal bozuldu. Bozuldu. O yüzden su yürümüyor. Lahanalarımız şu anlık duruyor. Hani onlara bir şey yapamadık. Yani bir kül atmayı deneyeceğiz. Külünüz yok. Olmazsa akşam bir çay içmek için bir külle odun yakalım biraz da. Evet. Yarın sabah kül atalım onları. Evet. Kurtarmaya çalışalım. Şu domateslere çok sevindim yalnız. Biliyorum. Vallahi bunlar çok iyi. Bayağı var bir de yani. Yani az buz da değil ki. Bayağı bildiğimiz var ya, içlerinde falan da var böyle bayağı mükemmel kokusu gelmiştir oralara. Taraflar da var, pembeleşmişler falan. Biz tam olmuşlarını aldık ama hafif pembeleşmiş olanlar var. Şundan bir koyu daha, onları da aldık. Bunları bir iki gün daha bekletmek istiyoruz, iyice bir olsun. Burada da küçük bir pide. Evet. Ya ben böyle bahçe falan bir şey bulunca çok rahatlıyorum. Yani sonuçta güzel, onlar da bir canlı. Rahatlatıyor beni yani. İnteresan. Az önce ben de baktım tadına da çok güzel ya. Hiç olmuş ki. Olmuş mu içi? Olmuştur. Yani o toprak kokusu falan mükemmel değil mi? Çok iyi. Patlıcanları biraz bol suluyorum. Suyu seviyorum. Bunları güneşte yaktık çünkü biz. Ama ilk geldiğimizde de böyleydi. Tabii. Biz canlandırdık. Kurtardık. Allah'ın izniyle yine canlandıracağız. Sıkıntı yok. Yine kurtaracağız yani. Altlarını çapalamamız, şu altlarındaki dalları, yaprakları almamız iyi oldu. Bak şimdi bunlar böyle 2 metre olacak. İnce patlıcan bunlar. Kemer patlıcanı. Normalde şu an mevsim mi geçti? Herkes kaldırdı. Kimse de şu an sebze ekili değil. Domates, biber olsun, patlıcan olsun kimse de ekili değil ama hala bizde ekili. Ekili ve çıkıyor. Çıkmaya da devam ediyor. Çıkıyor çıksın çünkü havalar güzel. Evet. Havalar güzel. Güneşli önümüz, yani hala gündüzleri. Önümüzde bir hafta 10 günlük bir yağmur süreci var ama. Bakalım hayırlısı. Daha iyi yağmur, en azından yağmurdan besleniyor. Ama yine güneş yaşar burada yani. Burası evet. O kadar böyle soğuk olacağını düşünmüyorum ben. Anca Aralık'tan sonra, Ocak'tan yani sonra tık, falan, Ocak evet. Gibi.
Evet, bugünlük bizden bu kadar. Evet. Bir videomuzun yine burada sonuna geldik. Bir yandan bahçeye sızılıyorum, bir yandan sizle konuşuyorum. Evet, kanalımıza abone olmayı, like atmayı, zil butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.